Saadet Partisi grubu adına ikinci söz grup başkanı ve Muğla milletvekili Sayın Selçuk Özdağ'a aittir. Sayın Özdağ buyurun, süreniz 30 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifiyle 2022 yılı Merkezi Kesin Yönetim Hesap Kanunu teklifi hakkında Gelecek Saadet Grubu adına kapanış konuşmasını yapmak üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, konuşmamın başında son günlerde aldığımız acı haberler dolayısıyla şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimizin başı sağ olsun, geride kalanlara da Allah sabır versin diyorum. Yüreğimize düşen ateş, o evlere düşen ateşti. Evlatlarımızı toprağa vermemizin ardından parlamentoda bir bildiriye imza attık. O bildiride açıkça yazdık ve bir kez daha ilan ediyoruz. Birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Bir kez daha milletimize başsağlığı diliyorum. Değerli milletvekilleri, bizler hiçbir zaman devletsiz kalmamış olan bir milletiz. Orta Asya'dan itibaren göç etmeye başladığımız andan itibaren çeşitli saiklerle ve geldiğimiz her yerde her toprağa vatan yaptık ve o vatan yaptığımız yerlerde de devletlerimizi kurduk. Devletlerimizin adı farklı farklıdır ama Türk tarihinde hepsinin adı birdir ve o tarihin adı da Türk tarihidir. Ve geldiğimiz Anadolu topraklarında biz Alparslan'la beraber Malazgirt'te Anadolu'yu vatan kıldık. Bir kültürü inşa etmeye çalıştık. Ardından da ve biz o kültürü bir medeniyet haline dönüştürmek için gayret sarf ettik. Yıl 1453 oldu. İstanbul'un önlerinde Fatih Sultan Mehmet'le beraber bir kültürü de medeniyete de evrildik. Ardından da biliyorsunuz İbn Haldun'un çok güzel bir sözü vardır. Her kemalin bir zevali, her zevalinde bir kemali vardır diye hitap eder. Yani her çıkışın bir inişi, her inişin de bir çıkışı vardır der. İmparatorluğumuz dünyanın en büyük, en uzun imparatorluğuydu. İmparatorluklar genellikle ortalama olarak 300 yıl yaşamışlardır. Ama bizim imparatorluğumuz 600 yıl yaşamıştı. Doğdu, büyüdü, bir kültürü medeniyetle inşa etti. Ardından da çöküş dönemleri başladı. Sonra Çanakkale önlerinde Enver Paşa'yla, Esat Paşa'yla, Cevat Paşa'yla ve orada liderlik kumaşını gösteren Gazi Mustafa Kemal'le ve ardından Dumlupınar'la ve Sakarya'da ve Kocatepe'de de yeniden bir devlet inşa ettik biz burada. Bize gidin dediler, geldiğiniz topraklara gidin. Batı dünyası, emperyalist Batı dünyası bize bu üç şeyden dolayı kızıyorlar. Bir, niçin Anadolu'yu Alparslan'la vatan yaptınız? İki, niçin bir kültürü medeniyete dönüştürdünüz? İstanbul'u fethettiniz ve bizim tam kalbimizden vurdunuz. Ve Hristiyanlığı dünya dini yapmadınız ve İslam da bir dünya dinidir diyerek ortaya çıktınız. Üçüncü olarak da bize geri gidin dediklerinde hayır, Anadolu topraklarındayız ve bu topraklarda bin yıldır varız ve de var olmaya devam edeceğiz diyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le beraber küllerimizden Türkiye'nin ve Türklerin tarih ve tarih sarkacını bir kez daha yükselttik. Değerli milletvekilleri, teröre de atıfta bulunmak istiyorum. Demokrasi isteyenler, demokrasiden dem vuranlar, demokrasinin arkasına saklanarak demokrasiyi yok etmek isteyemezler. Demokrasi bir yıkım rejimi değildir. Farklılıkları bir arada yaşatma rejimidir. Demokrasi isteyen silaha sarılmaz. Silaha sarıldığında demokrasi talebi gerçek dışıdır ve propagandadır. Değerli milletvekilleri, terör büyük bir sorundur. Hemen hemen dünyanın her yerinde vardır. Etnik terör çok daha büyük bir sorundur. Çabuk bitirmenin de sihirli bir yolu yoktur. Demokrasilerde hukuk, devletlerinde ve özellikle demokrasilerde zor kullanma hakkı sadece ve sadece devlete aittir. Devlet bu hakkını da sadece hukukla kaim olarak kullanır. Onun haricinde hiçbir etnisiteye, hiçbir terör örgütüne, hiçbir cemaate, hiçbir STK'ya zor kullanma hakkı verilemez, verilmemesi gerekir. Verildiği takdirde orada demokrasi olmaz. Demokrasiden istifade ederek birileri orayı bölmek isterler. Orada insanlığı ve hukuku askıya almak isterler. Terörle mücadelede sabırla, akılla, hukukla, şeffaflıkla asla taviz vermeden mücadele etmek gerekir. Milli meselelerde başarı ancak ortak tavırla mümkündür. Siyasetin ortaklaşamadığı konularda birinin yaptığını öteki bozar. Meclise giren veya giremeyen partilerin muhatabı bu ülkede yaşayan herkesdir. Etnik siyaset yapmak, terör örgütünün silahla yapamadığını siyaset yoluyla yapmaktır. Terör, onu besleyen iç ve dış desteklerin bitirilmesiyle sönükleşir, altındaki zemini kaybeder.
Peru Aydınlık Yol Hareketi'ni, Sri Lanka Tamil Kaplanları'nı ve bunların terörünü böyle bitirmiştir. Kimse dağın sözünü ve gayesini meclise taşımamalıdır ve taşıyamamalıdır. Terör çağımızın en büyük hastalığıdır. Toplumu kemiren, sorunların derinleştiren, demokratikleşmeyi engelleyen, siyasi rekabeti olağan zeminin dışına çıkararak kutuplaşmaya sebep olan bir hastalıktır ve tedavisi de sadece ve sadece demokrasidir. Terör tahrip eder ama asla sonuç alamaz. Terörle hedefine varmış bir hareket yoktur ve bilinmelidir ki hiçbir örgüt bin yıllık kardeşliğimizi bozamayacaktır. Terörden medet umanlar, siyasetini ona endeksleyenler er ya da geç destekledikleri terörün kurbanı olurlar. Türkiye teröre ve onun arkasındaki güçlere asla boyun eğmeyecektir. Türkiye Irak ve Suriye değildir. Türkiye milleti olan ve halkı olan bin yıllık bir devlettir ve 5000 yıllık bir milletin adıdır. PKK etnik ve ideolojik bir temizlik yapmak istedi Güneydoğu Anadolu'da. Hedefi neydi? Etnik ve ideolojik bir temizlik. Hedefi şuydu: sadece ve sadece kendi ideolojisine ram olmuş insanları orada barındırabilmek. Oradaki çiçekleri, oradaki Çerkezleri, oradaki Gürcüleri, oradaki Çeçenleri, oradaki Alışka Türklerini, oradaki Zazaları ve kendilerinden olmayan Kürtleri o bölgeden ağır ağır terör sahibi, terör baskısıyla uzaklaştırmak ve Batı dünyasına şöyle bir çağrı yaparak da gelin burada, Irak'ta yaptığınızı burada da yapmak isteyin. Ve burada yine aynı şekilde bir plebisit isteyelim. Burası sadece PKK'ya ram olmuş insanların yeridir diyelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hep beraber yaşayacağız. Ve biz imparatorluğumuz yıkıldıktan sonra çok etnikli bir yapıydık. Değerli milletvekilleri, dünyada tek etnikli iki ülke vardır modern devletlerde. Biri Japonya'dır, biri de Kore'dir. Geri kalan bütün Batı dünyasındaki, Rusya dahil olmak üzere, Türkiye dahil olmak üzere, İtalya, Almanya, İngiltere, Fransa dahil olmak üzere bütün devletler çok etniklidir. Ve imparatorluklar devri bittikten sonra da ulus devlet dönemi başlamıştır. Ulus devlet dönemi demek bir etnisitenin diğer etnisiteleri hakim olarak bir etnisitenin diğer etnisiteler üzerinde tahakküm kurması demek değildir. Ve cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmak hepimizin görevi olmalıdır ve mutlaka yapmalıyız. Bunun için gayret sarf etmeliyiz. Ve zaten ulus devletini kurduktan sonra biz ülkemizde çok büyük gailelerle uğraştık. Nasıl uğraştık biliyorsunuz? At darbelerle uğraştık. Nasıl uğraştık? Biz aynı zamanda terörle uğraştık. Adı şu veya bu şekilde çatışmalarla uğraştık. Sağ sol kavgalarıyla, Alevi-Sünni kavgalarıyla veyahut da Kürt-Türk kavgaları oluşturmak isteyenlerle biz devletimizi korumak istedik. Merhum Demirel'in Cumhurbaşkanı'nın bana söylemiş olduğu güzel bir söz vardı. Hapishane yıllarından sonra Demirel'le, Ecevit'le, diğer siyasetçilerle samimi olmaya gayret sarf ettim. Onların tecrübelerinden istifade etmek istedim. Şunu söylemişti bana: Türkiye idare etmek kolay, yönetmek zordur. Ne zaman yönetmek istediysem ya ülke partimde ayrılıklar çıktı, partimi böldüler veya ekonomik kriz çıkarttılar veyahut da ardından darbelere maruz kaldım ifadesini kullanmıştı. Şimdi bize düşen vazife şudur: demokrasiyi daha fazla içselleştirebilmek, insan hak ve özgürlüklerini daha fazla genişletebilmek ve de hukukun üstünlüğünü, üstünlüğün hukukun üstünlerin hukukuna karşı hakim kılabilmektir. Değerli milletvekilleri, ırk yarış atları için geçerlidir. İnsan hakları da kolektif değildir, bireyseldir. Özellikle vurgu yapmak istiyorum. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Irk yarış atları için geçerlidir ve de kolektif haklar bireyseldir. İnsan hakları kolektif değildir, bireyseldir. Ve değerli milletvekilleri, binli yıllarda Anadolu'ya vatan yaptık dedim. Ve ardından bizden önce bu topraklarda kimler vardı söyleyeyim. Bu topraklarda Araplar geldiler. Buraları fethettiler Hazreti Muhammed'den sonra Hazreti Ömer'le beraber. Ardından bu topraklarda onlardan önce kim vardı onu da söyleyeyim. Romalılar vardı, Bizanslılar vardı, Rumlar vardı. Onlardan önce bu topraklarda kim vardı? Ermeniler vardı ve ardından da bu Araplardan sonra da Türkler geldiler bu topraklara. Bu topraklarda birlikte yaşamanın iradesini ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Ve değerli milletvekilleri, tarihin konularını bugüne taşıyanlara sesleniyorum. Bu vatan kıyamete kadar üstünde yaşayanların yurdu olmaya devam edecektir. Askerlerimizin hesabını terör örgütünden soracağız. Soruyoruz da zaten. PKK'dan, sadece PKK'dan da sormayacağız. Askerimizin oraya gönderilip gerekli fiziki, koruma ve hayatı idame şartlarını sağlayamayanlardan da soracağız. Askeri üssümüzün sadece basit bir tel örgüsüyle çevrildiği söyleniyor. Doğru mudur? Ve bunun açıklanması gerekmektedir. Yanlışsa doğrusunun fotoğraflarını paylaşın. Askerlerimiz aynı günde şehit edildiler. Siz halka ve kamuoyuna doğruları söylemek mecburiyetindesiniz. Şimdi gelelim Sayın Mehmet Şimşek Bey'e. Yani bütçeye gelelim.
Değerli arkadaşlar, Mehmet Şimşek Bey şöyle söylemişti. Para var, biz hiçbir yerden para dilenmiyoruz demişti. Ben de buradan Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'na sesleniyorum. Madem ki paramız var, bu EYT'leri yıllarca niçin inimini millettiniz? Ve 5000 prim günü ve 3600 prim günü olanları niçin emekli etmiyorsunuz? 200 bin kişinin hala maaşları, emekli maaşları bağlanmadı. Niçin bunu bağlamadınız? 400 bin kişinin emekliliği müracaat ettiği halde emekli olup olmadıklarını bilmiyorlar. 21. yüzyılda hala bu konuya niçin açıklık getiremediniz? Para varsa taşeron belediye işçilerini ve kitlerdeki taşeronları kadroya niçin almadınız? Geçen gün burada da söyledim. 800 bin kişi taşeronla girdiler, kadrolu hale geldiler. Ardından tekrar bir daha taşeron yapmayacağız dediniz. Taşeron şirketlerini lağvettiniz. Şimdi de yaklaşık 800 bin kişi belediyelerde ve kitlerde çalışıyorlar. Ve bu insanlara bir defaya daha mahsur olmak üzere kadro vermelisiniz. Bir daha da bu sayfayı temelli kapatmalısınız. Ve herkes liyakati ölçüsünde buralara girmelidir. Sayın Mehmet Şimşek Bey, niçin bunlara kadro vermiyorsunuz? Yardımcı hizmetler sınıfının görev tanımını niçin yapamadınız? Ekonomik ve hukuki sorunları niçin gideremediniz? Sözleşmeli, ücretli, kadrolu diye öğretmen olur mu? Öğretmen öğretmendir. Hepsini KPSS ile alacaksınız. Mülakatı kaldıracaksınız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözünü ayağa düşürmeyeceksiniz. Ve 3600 ek gösterge sözünüzü tüm birinci derecede memurlara vereceğinizi söylediniz. Daha önce 3600 ile ilgili vermiş olduğunuz bir yandan hemşirelerle ilgili, bir diğer yandan din görevlileriyle ilgili, bir diğer yandan emniyet görevlilerimizle ilgili tam 5 yıl beklettiniz. Ardından verdiğiniz seçim öncesinde. Şimdi bu seçim öncesi de 3600'ü birinci derecede emekli memur olanlara vereceğiz dediniz. Bakalım ne zaman vereceksiniz? Madem para var Sayın Şimşek, şimdi verin. Tıbbi cihaz tedarikçilerinin alacaklarını niçin zamanında ödemediniz? SMA hastalarının ilaçlarının ücretini niçin ödemiyorsunuz? Milletvekiliyken ben bu konuya vakıf olduğumda, mülaki olduğumda bakana gelerek, Sayın Başbakan'la görüşerek bir defaya mahsur olmak üzere o insanlara çok ciddi para yardımı yapmıştınız. Yani bütün ilaçları ödemiştiniz. İlaçların parasını. Daha sonra ödemediniz. Türkiye'nin madem ki parası var, SMA hastaları yaklaşık 150 civarında, 150-160 civarında bu çocukların paralarını ödeyeceksiniz. Tarımda çiftçilere ilaç, gübre ve mazotta sübvanse için yapmıyorsunuz? Para varsa emekliler için 8077 lira seyyanen zammı için yapmadınız? 5000 lira harçlığın için herkese hala ödeyemediniz ve de diyorsunuz ki biz bütçemizle bu bütçeyi oluşturmak istiyoruz ifadesini kullanıyorsunuz. Kur'an kurslarındaki sözleşmeli personele niçin insanlık dışı maaşları reva görüyorsunuz? 100 bin öğretmen atamasını niçin hala yapmadınız? Para varsa aynı mesleklerden olan kamu mühendisleri, mimarları, şehir plancıları, avukatların maaşlarına, doktorlara yaptığınız ki aynı zamanda hakim ve savcılara yaptınız. Doğru bir şeydi. Şimdi onlara niçin yapmıyorsunuz? Çünkü aynı meslekler bunlar. Para varsa bu faizler nedir? Para varsa bu zamlar nedir? Para varsa bu enflasyon, hayat pahalılığı nedir? Bu konut, araba fiyatlarındaki fahiş artışların sebebi nedir? Kiralardaki fahiş artışların sebebi nedir? Bu kadar dış borç niçin vardır? Önce kur korumalı mevduat, şimdi de %45-50 faizlerle paradan para kazanmaktaki ne oluyor Allah aşkına? Para varsa yatırımcılar niçin gelmiyor? Gelenler niçin gidiyor? Yerli sermaye birikimlerini niçin yatırıma ayırmıyor? Avrupa'da olmayanlar burada var. Tarım, toprak, su, madenler, turizm, bizde olmayanlar da Avrupa'da var. Hukuk, insan hakları, demokrasi, liyakat, ehliyet, iş ahlakı, insan kaynağı ve eğitim. Ve diyeceksiniz ki onlar başka ülkelerde hiç insan haklarından bahsetmiyorlar. Onlar başka ülkelerde emperyalisttirler. Kendi ülkelerinde ise bu söylediğim hususlara harfiyen dikkat ederler. Başbakan da, herhangi bir işçi de, herhangi bir vatandaş da orada hukuk aynı muameleye tabi tutar ve hiç kimse de bundan şikayetçi olmaz. Değerli milletvekilleri, para varsa Bağkur SSK ayrımı niye var? Olmasın. EYT'den faydalanan 9000 prim günü olan az, 5000 prim günü olan çok maaş almasın. Uzman çavuşlarımız kadroya alınsın. Ve tek adamlık meselesine. Sayın Mehmet Şimşek Bey o gün burada dedi ki, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı şöyle bir şey ifade kullandı. Dünyanın her yerinde tek adam var dedi. Bu bir kere dünyanın her yerinde tek adam ifadesi dünyanın her yerinde kelimesiyle olmadı. Niçin olmadı? Dünyanın her yerinde devletler var. Bu devletlerin çoğunluğu diktatörlükle yönetiliyorlar. Demokrasi yok, insan hakları yok, hukukun üstünlüğü yok. Bazı devletler var. Yine aynı şekilde demokrasi oralarda yarım yabalak var. Otoriterizmle yönetiliyorlar. Ama bazı devletler var ki hukukun üstünlüğüne yönetiliyorlar. Orada demokrasi var. Madem ki tek adamlığın her yerde olduğunu söylüyorsunuz, ben de diyorum ki hukukun üstünlüğün olduğu tek adamlığın ülkelerde, Avustralya'da, Kanada'da, Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Japonya'da, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ölümlü bir kazaya Avrupa'da karışsa veya bu ülkede karışsa ülkesine elini kolunu sallayarak gidebilir mi? Kaşıkçı cinayeti Avrupa'da olsa sonuç böyle mi olurdu? Rus Arpekcan olayı kalkın mı?
yaşamış, demokrasisini inşa etmiş bir ülkede olsa Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı veya Başbakan affını istediğinde iyi birisidir der ve yönetim kurulu üyesi yapar mıydı? 8 tane belediye başkanı istifaya zorlanır mıydı? Yoksa yargıya mı teslim edilirdi? Sedat Peker iddialarını ve ifşaatlarını başka bir ülkede dile getirseydi idare ve yargı sessiz mi kalırdı? Raip Brunson davası, Deniz Yücel davalarına Cumhurbaşkanı, Başbakan karışır mıydı? Sayıştay'a inceleyip sık dokumayın der miydi bir başbakan? Sayıştay inceleyecek, sık dokuyacak. Minareyi çalıp kılıfını hazırlayanlara diyecek ki bir dakika belediye başkanı, bir dakika sayın rektör, bir dakika sayın bakan, bir dakika bakanlık niye böyle yapıyorsunuz ifadesini kullanacaktı. Değerli milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı görevinden istifa affını istediğinde niçin istifa ettirildiğini medya bizdeki gibi yazamaz mıydı? Yürütmenin başı yargıya karışır mıydı? Anayasa Mahkemesi kapatılsın, Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyorum diyen bir cumhurbaşkanı olur muydu? Anayasa Mahkemesi kararı bağlayıcı olmasına rağmen Yargıtay bu karara uymadığında ben hakemim der miydi? Aralarında ihtilaf var, görüş farklılığı var der miydi? A belediyesine başka bir uygulama, B belediyesine başka bir uygulama, C belediyesine başka bir muamele yapar mıydı? Belediye başkanları arasında benden senden diyeyim ayrım yapılır mıydı? Sayıştay raporlarına sessiz kalan bir yargı olur muydu? Tek adam sözümüze her yerde tek adam vardır diyorsunuz. Demokratik ülkelerde tek adam dediğiniz yanlış yaptığında özür diler ve aynı zamanda hata yaptığında da istifa eder. Özellikle suç işlediğinde de istifa eder. Bizde hiç özür var mıdır? Bizde hiç bizim istifa bizim bahçemize, bizim kapımıza, bizim evimize uğrar mı? Uğramaz ki. Ve burada Osman Gazi Köprüsü yapılırken bir Japon mühendisi orada ki Türkiye'de imal edilmesine rağmen ve o imal ettiğinden Türkiye'de imal edilen halat koptu diyerek harakiri yapmıştı. Biz kimsenin harakiri yapmasını istemiyoruz. Ama lütfen özür dileyin. Lütfen istifa etme müessesini de çalıştırın. Ve biz sütten çıkmış ak kaşık ifadesini kullanmayın. Biz zemzemiz ifadesini kullanmayın. Yanlış yapanlarını, hata yapanların içinizde barındırmayın. Adınız AK Parti ise adalet kelimesini kullanıyorsanız ona müsemma göre, ona göre hareket etmenizi istirham ediyoruz. Değerli milletvekilleri, bizde özür yoktur, istifa yoktur. Tek adam kurullar ve kurallarla bağlayıcıdır. Bizde kurullar ve kurallar yok, denetleme yok. Özgür Sayıştay olmasın diyorsunuz. Özgür basın olmasın, özgür STK'lar olmasın, muhalefet olmasın istiyorsunuz. Bizim yaptıklarımızı ya onaylayacaksınız, ya hikmet arayacaksınız, ya da tevil edeceksiniz diyorsunuz. Bazen de mahkemelerin Anayasa Mahkemesi kararlarına uymadıklarında sessiz kalarak onaylıyorsunuz. Demokrasi yetkilerin paylaşılması, görevlerin paylaştırılmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, İspanya'da başbakanların evlerine arama oldu, baskınlar oldu. Allah aşkına Türkiye'de bir milletvekilinin evine arama yapılabilir mi? Bir milletvekilinin arabasını kim arayabilir Allah aşkına? Hangi polis arayabilir? Arayamaz ki. Biz Türkiye'de hukuk devleti olmak mecburiyetindeyiz. Kim yanlış yaparsa bizim emniyetimiz, kolluğumuz, bizim yargımız mutlaka yakasına yapışmalı ve ona gereğini yapmalıdır. Suçüstü yapılanların üstü kapatılıyor Türkiye'de. Yargı bağımsız olsaydı, güçler dağıtılmış olsaydı suçlular ellerini kollarını sağlayarak gezemeyeceklerdi. İstediğiniz vergi borcunu, istediğinizin vergi borcunu siliyorsunuz. İstediğinize milyonlarca liralık teşvik veriyorsunuz. Avrupa'da veyahut da hukuk devletlerinde bu olur mu? Tek adam Rusya'da var, Kuzey Kore'de var, Arabistan'da var, bazı ülkelerde var, Orta Asya'da var. Türkiye'de olmayacak, olmamalıdır. Biz onlar gibi olmamalıyız. Avrupa'da denge denetleme mekanizması vardır. Bizde var mı? İstişare diyorsunuz, ortak akıl diyorsunuz. Faiz sebep, enflasyon sonucun karşılığını kime sordunuz? Bu teoriyi kime sordunuz? Ve şimdi kiminle istişare ettiniz? Bu ülkeye maliyetini biliyor musunuz? Ve bedel ödeyecek misiniz? Özür dileyecek misiniz? Ben yaptım oldu mantığıyla deneme yanılma yoluyla ekonomi olur mu? Ve aynı zamanda istifa edecek misiniz? Tek adamların demokratik ülkelerde olduğu Avrupa'da beraat eden takipçisi alanın işine geri döndürülmemesi olur mu? Beraat eden işine döndürülür. Takipçisi alan işine döndürülür. Beraat-ı zimmet asıldır değerli milletvekilleri. Değerli arkadaşlar, tek adamların olduğu yerlerde akraba, eş, dost, tanıdıklar bazen soru çalarak veya ideolojik yakınlıklar nedeniyle bazen soru çalarak bazen de mülakatlar üzerine devlet ele geçirme çalışması yapılır mı? Devlet herkesin olur. Alevinin olur, Sünninin olur, Kürdün, Türkmenin, Lazın, Çerkesin olur. Dinlinin, dinsizin olur. Hristiyanın, Müslümanın olur. Ve deriz ki hep beraber bu devlet bizim devletimiz. Aidiyet duygumuz o kadar yüksek ki Türkiye Cumhuriyeti bizim. Ay yıldızlı bayrak bizim. Bu vatan bizim. Arnavut Akif'in İstiklal Marşı bizim deriz. Ama eğer bu ülkede o Alevi diyerek, bu Sünni diyerek, bu sağcı, bu solcu diyerek, bu benden, bu şundan diyerek insanlar dışlanırsa veya insanlar daha çok taltif edilirlerse orada aidiyet duygusu zayıflar. Aidiyet duygusunun zayıfladığı yerde devlet zayıflar. Devletin zayıfladığı yerde huzur olmaz, kaos olur değerli milletvekilleri. Değerli milletvekillerim, bugün bu ülkede bir
Eğer bir devlet olacaksa milletin devlet olacak. Kişinin devlet olmayacak. Etnisinin devlet olmayacak. Mezhebin devlet olmayacak. Cemaatin devlet olmayacak. Bu devlet 85 milyonun olacak. Bunu yapabilmenin yolu 3 tane şeyden geçer. Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak, hukuku adaletle buluşturmak ve aynı zamanda devletimizi liyakat, ehliyet ve ahlakla şaikalaştırmaktan geçer. Değerli milletvekilleri, tek adamın olduğu yerde mafya olur mu? Çete olur mu? İhaleye fesat karıştırma olur mu? Bülent Başkan söylemedi. Ben buradan söyleyeyim size. Vakti çok kısıtlıydı. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Sayıştay raporlarını okuyorum. Şimdi iki tane küçük örnek vereceğim. Ama ihaleler çok büyük. Değerli arkadaşlarım, şimdi bu Diyanet İşleri Başkanlığı bir davetiyeyi pazarlık usulü yapması gerekirken davetiyeli yapmış. Ve demiş ki ben bunu 21B'li, 21F'li, 21C'li yapayım demiş. Ve bu ihaleyi yapabilmek için de biliyorsunuz olağanüstü hal olması lazım. Afetlerin olması lazım, depremlerin olması lazım. Çok olağanüstü şeylerin olması lazım. Ve bu ihaleyi bir anda yapmış. Ve Sayıştay bunu tespit etmiş. Gerekçe şu ve savunması şu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. Diyor ki Ramazan ayına bir hafta kaldığı için biz bu ihaleyi yapmak zorundaydık. O nedenle biz bunu pazarlık usulü yapmadık da davetiyeli usulü yaptık diyor. Sayıştay da şöyle cevap vermiş. Siz Ramazan ayının hangi gün geleceğini biliyordunuz ve bu ihaleyi çok önceden yapmanız gerekiyordu diyerek. Bakın arkadaşlar, tuz kokmuş, tuz. Yani bu doğru bir şey değil. Eğer Diyanet İşleri Başkanlığı'ndakiler de ve ihale acil de değil bu ihale. Bunun gibi onlarca ihale var. Bunlar doğru şeyler değil arkadaşlar. 85 milyonun hakkını birilerine veriyoruz. Ve şöyle diyorsunuz. Bizi Sayıştay denetlemesin. Bizi sivil toplum kuruluşları denetlemesin. Ve Sayıştay'ın raporlarına yargı bir işlem yapmasın. Ve aynı zamanda muhalefet burada konuşmasın. Bizim konuştuk yaptıklarımıza tevil edin. Bizim konuştuklarımızı ve yaptıklarımızı kabullenin. Hikmet arayın diyorsunuz. Hikmet aramayacağız, suç arayacağız, yanlış arayacağız. Ben sizleri uyarıyorum. Bir vatandaş olarak, bir siyasetçi olarak uyarıyorum. Değerli milletvekilleri, şimdi STK'lara 14 milyar para verilmiş. Verilebilir STK'lara. Avrupa'nın her yerinde var NGO'lara yardım yapmak. Şimdi söyleyeyim size. Ne var bunda diyeceksiniz değerli milletvekilleri. Dikkatlice dinlemenizi istirham ediyorum. Ve ne var bunda? 14 milyar para. Ama bu STK'ların hangileri olduğunu açıklamıyorsunuz. Niçin açıklamıyorsunuz? Açıklayın bunları. A sendikası, A, B derneği, C vakfı, kamu yararına şu vakıf, şu şekilde bir dernek diyerek açıklayın. Bakın ayrım yapmayın. Türkiye'de herkese eşit muamele edin. Değerli bir proje varsa bu projeyi şu şehirden bir insan veyahut da şu şehirdeki bir dernek ve vakıf yapıyor diyerek bunlar arasında ayrım yapmayın. İnanın Manisa'da uzun süre milletvekilliği yaptım. Çok uzun süre ve arkadaşlarıma şunu söyleyeyim. İnanın bütün hizmetlerde bir kişiye etnik listesini sormadım. Bir kişiye mezhebini sormadım. Bir kişiye ırkını ve partisini sormadım. İnanın sormadım. Ve herkesin haklı taleplerini, hukuku taleplerini ve meşru taleplerini yerine getirdim. Değerli milletvekillerim, bütçe kanunu teklifi genel kurula geldiği gün arkadaşlarımız ifade etmişti. Yıllardır ben de gerek sosyal medyadan gerek ekranlardan bu konuyu dile getirmiş ve sormuştum. Bu kürsüden tekrar soruyor ve bu bütçenin sahibi nerede diyorum. Bu bütçenin sahibinin gelip burada bunu savunması lazımdı. Bütçe hakkımızı elimizden almışlar ve ardından da diyoruz ki biz ya bu bütçeyi birisi savunacak. Evet doğru sayın buradaki Cevdet Yılmaz Beyefendi savunacak. Ama ben de buradan diyorum ki tüyü bitmemiş yetimin ve esasen bütün bir milletin hakkı hukuku olan ülkemiz kaynaklarını nasıl ve ne şekilde harcanacağının belgesi sözü ve vaadidir bu bütçe. Bu bütçe teklifi bir program değildir. Bu bütçe teklifi sadece temenniler bütünüdür. Şu ana kadar hiçbir tahminlerini tutturamamışlardır. Ne TÜİK tutturabilmiştir, ne Merkez Bankası tutturabilmiştir, ne orta vadeli programla tutturabilmişsinizdir. Hiçbirinizi her zaman revize etmişsiniz ve yenilemişsinizdir bunları. Ve bir günde bir tane tahmininizi deyin ki bu da tutturduk, faizi tutturduk, enflasyonu tutturduk, kalkınmayı tutturduk diyerek, işsizliği tutturduk diyerek bunları söylemenizi isterdik. Değerli milletvekillerim, bırakın bir bölümünü, bir fıkrasını, yani buradaki bir parçasını, bir paragrafını, bırakın bir cümlesini ve bir kelimesini bile değiştiremediğimiz bir bütçe geldi buraya. Daha önce de söyledim bunu. Ve buna demokrasi demeyelim. Ve siz diyorsunuz ki bütçe komisyonunda şunu söylediniz, plan ve bütçe komisyonunda. Buradaki muhalefetin tekliflerini, düşüncelerini çok değerli buluyoruz. Şimdi buna ne diyeyim ben Allah aşkına? Neymiş? Gelecek bütçede bundan istifade edeceklermiş. Allah aşkına daha önce 2022 yılında yapılan konuşmalardan 2023'te istifade mi ettiniz siz?
Siz istifade mi ettiniz? 2021-2022'de, 2020-2021'de mi istifade ettiniz? Hayır. Ben yaptım oldu mantığı içerisinde geliyorsunuz ve de hiçbir şey olmuyor değerli milletvekilleri. Esasen ülkemizde uzunca bir zamandır George Orwell'in romanlarına rahmet okutan bir distopya yaşatılmaktadır. Her gün üzerimize boca edilen gerekli gereksiz gündemlerle yaşadığımız can yakan gerçeklikler gözlerden kaçınılmaktadır. Milletimizin gerçek sorunları kimi zaman anayasa tartışmalarıyla, kimi zaman mafya ve çetelere güya yapılan kontrollü operasyonlarla, kimi zaman spor müsabakalarına atılan yumruklarla, futbolcuların dolandırılma hikayeleriyle, başka ülkelerin yöneticilerine çekilen eylerle, one minute efelenmeleriyle, siyasi figürlerin sadra şifa olmayan sözleriyle, etnik ve mezhep tartışmalarıyla, konjonktürel ve elde edilmesi planlanan siyasi rant getirisine göre bazen yasaklanan, bazen serbest bırakılan cadde meydan isimleriyle üstü örtülüyor, zamana yayılıyor ve unutturuluyor. İktidarın iletişim aparatları eliyle kotardığı bu örtülü operasyonlar aslında çoğumuzun malumu bir hikayeyi, Meksikalı bir adamın o meşhur bisiklet hikayesini hatırlatıyor. Söyleyeyim hemen, adam Meksika sınırında bir bisikletle gidiyor. Her gün Amerikalı polisler çeviriyorlar kendisini. Bakıyorlar, arıyorlar bisikleti. Kum torbası var, başka hiçbir şey yok, buyurun geçin diyorlar. Akşam tekrar dönüyor Meksika sınırına. Yıllarca böyle, yıllarca hiçbir şey bulamıyorlar. Aradan yıllar geçtikten sonra polis memuru emekli ayrılıyor. Yine aynı adamın aynı işi yaptığını görünce Allah aşkına artık emekli ayrıldım. Ne yaptınız bununla? Niye gidip geliyorsunuz bisikletle? Bir kum torbanız var. Ne kaçırıyordunuz? Söyleyeyim diyor. Bisikleti kaçırıyordum İfadesini kullanıyor. Değerli milletvekilleri, bu hikaye aslında bakmakla görmek arasındaki çelişkiyi özetleyen muhteşem bir hikayedir. İnsanların algısı bilinçli bir şekilde bir yerlere yönlendirilir. Ve bu esnada ekmekleri, emekleri, varlıkları, umutları katar katar kaçırılır ve yok edilir. Ona buna peşkeş çekilir. Tıpkı bu bisiklet hikayesinde olduğu gibi. Gözlerden kaçırılan şey aslında elimizden kayıp giden ülkemiz ve vatanımızdır. Ülke kaynaklarımız, varlıklarımızdır, ormanlarımız, topraklarımızdır, su kaynaklarımız, tarım arazilerimizdir. Ülkemizin liyakatlı insan kaynağıdır. Doktorlarımız, mühendislerimiz, dürüst ve haysiyetleri bürokratlarımız, kamu görevlilerimizdir. Bankalarımız, peşkeş çekilen kamu kaynaklarımızdır. Şeker fabrikalarımız, tank palet fabrikamız, SEKA'mız, güya aman diyene kapımız açıyor sözlerle doldurulan milyonlarca yabancıyla Anadolu'yu Türksüzleştirme, Türk milletini de mülksüzleştirme siyasetinin adım adım hayata geçirilmesidir. Hasılı ülkemizin yanı, yani vatanımızın Türk milletinin elinden yavaş yavaş alınıp kurda kuşa yem edilmesidir. Bu iktidar zihniyetinin neredeyse attığı her adım, yaptığı her düzenleme ve uygulama bunun bir parçasıdır. Bu milleti zengin, ülkemizin fakir bekçileri yapmak için elinden geleni ardına koymayan bir siyasi iradenin planlı bir tasallutu altındayız. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na hiç edilen 128 milyarı ne çabuk unuttuk değil mi? Değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı süslü ve doktor reçetesini andıran cümlelerle kamufle ettiği ve esasen yaşadığımız son ekonomik çöküş tarif ettiği yıkımın sanki kendiliğinden iyi olduğunu ima ediyor. Bu yıkım kendiliğinden falan olmadı. Bizzat olması istendi. Bunun için aynen Cumhurbaşkanı hükümet sistemi gibi dünyada ve literatürde eşi benzeri olmayan saçma sapan bir ekonomi planı devreye sokuldu. Nedir o? NAS ekonomisi. 2021 senesinin Eylül ayında nas varken sana bana ne oluyor diyerek gittikleri faiz indirimiyle her şey alt üst oldu mu? Oldu. Saygın ekonomistlerin söylediğine göre eğer bu uygulamaya o zaman gitmeselerdi dolar şimdi 12 ila 14 TL arası olacaktı. Akaryakıt ise 13 ila 15 TL arası olacaktı. Kim hesap veriyor? Kimse vermiyor ki. Anayasayı uygulamadığınız zaman ne oluyor? Bir şey mi oluyor? Size bir müeyyide mi uyguluyorlar? Size bir kaboyu baskısı mı oluşuyor? Parlamentoda bir müeyyide mi var? Yüce divan mı oluşuyor Türkiye'de? Yok, böyle bir şey de yok. Ve siz bunun hesabını vermeyeceksiniz. Eylül 2021 öncesi 28 ayın tüketici fiyatları toplam olarak %36 artmıştı. Yani 2 yıl 4 aylık enflasyon toplamı buydu. Bir başka ifadeyle yıllık %15-16 civarındaydı. Peki NAS ekonomisine, yani zamansız ve gerçek dışı faiz indirimine geçilen Eylül 2021'den Eylül 2023'e toplam enflasyon ne kadar oldu biliyor musunuz? Tam tamına %221. Tam tamına %221. %36'dan %221'e maşallah diyelim. 221 kere size maşallah diyorum. Sayın Erdoğan uyguladığı NAS politikasıyla doların fiyatını %243 artırdı. Ama suç kimde biliyor musunuz? Suç dış güçlerde. İç mihraklıklar, vatan hainleri, faiz dolar lobileri, Netanyahu falan filan derken bunlar da kesmeyince doların bu kadar artmasına en büyük sebebin dolar basmak için
Dış güçlerin bir matbaa makinesine sahip olmamamızın önüne geçildiği yalanını üfürdüler yahu. Şaka yapmıyorum valla. İktidar mahfillerinde, dernek ve ev sohbetlerinde, WhatsApp gruplarında bundan daha absürt yalanlar pompalanıyor. Ve maalesef inanan hattırı sayılır bir kalabalıkta var arkadaşlar. Ülke yönetmeyi bir PR çalışması olarak gören bu iktidarın saçma sapan ekonomi fantezileriyle ülkemiz ve insanımız büyük bir yıkım yaşadı. Ve yaşamaya da devam ediyor. Değerli milletvekilleri, iktidar sözcüleri her fırsatta kendilerinden önce hiçbir şeye, mesela yol ve köprülere sahip olmadığımızı, barajlar, santraller, havaalanları, otomobil, traktör, buzdolabı, telefon ve neredeyse üstümüze giyecek bir ceketin bile olmadığını söylerken, sonuç olarak kendilerinden önceki döneme 80 yıllık reklam arası demeyi de uygun görüyorlar. Sizin 80 yıllık reklam arası dediğiniz yere biz vatan diyoruz. Sayın Özdağ, lütfen tamamlayın. Ve son 20 yılda kavuştuğunuzu söyleyip duruyorsunuz. Bunun adı bilgisizlik ya da gaflet değil. Kesinlikle ideolojik saplantılarınızın, romantist duygularınız üstüne bezediğiniz şehir efsaneleriyle güya kurduğunuzu söylediğiniz yeni devlete bir milat tayin etmek ve buradan yürümek. Ve Göbels'in söylemiş olduğu gibi yalan söyle, daha büyük yalan söyle ve devam et. Asla yalan söylemekten vazgeçme. Bir süre sonra insanlar buna inanacaktır diyen kişi bu adamlar değil miydi? Buyurun işte, adamın ruhu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birilerinin içerisine sirayet etmiş. Bu ülkede ilk traktör fabrikası Atatürk zamanında kuruldu. Sene 1935. Fabrikanın adı da Uzel fabrikasıydı. 1944 yılında kurulan ikinci traktör fabrikasının adı da Başak idi. 1955 senesinde Koç grubunun kurduğu traktör fabrikasının adı da Türk Traktör'dü. Şimdi ben bunları söylemeyeceğim. Yani Pakistan'a ne kadar sattık, başka ülkelere ne kadar sattık demeyeceğim. Ama şunu söyleyeceğim. 2017 yılında Türkiye'de 72 bin olan traktör satışının 2019 yılında 19 bine düştüğünün izahını yapın. Sayın Özdağ, lütfen son sözlerinizi alalım. Sayın Başkan, teşekkür ederim. Değerli milletvekilleri, bir bütçe geldi karşımıza ve bu bütçe maalesef Türkiye'de işsizliği bile doğru tanımlayamayan ve de vatandaşımızı zengin etmeyen, insanımızı mutlu etmek istese bile edemeyecek olan bir bütçe. Bu bütçeyle ilgili şunu söyleyeyim. 85 milyon kişi var Türkiye'de. 10 milyon zengin oluyor Türkiye'de. Ve bir 10 milyonda zenginlik yolundalar. 20 milyonun tuzu kuru. Ama geri kalan 65 milyon Türkiye'de fakir hayatı yaşıyor. İnanın ev kiralarını ödeyemiyorlar. İnanın ev alamıyorlar. İnanın araba alamıyorlar. Aldıkları evlerin ve arabaların taksitlerini ödeyemiyorlar. Çocuklarını kreşlere gönderemiyorlar. Çocuklarının servis paralarını ödeyemiyorlar. Aldıkları maaş yetmiyor. Ben size seslenirim buradan. 11.402 lirayla insanlar nasıl geçinirler Allah aşkına? Asgari ücret 2002 yılında 20 lirayı ve bir çeyrek altın alırken bugün artık o asgari ücretle, bugünkü asgari ücretle, o günkü asgari ücretle bir tane bir kilo patates alamazsınız. Bir kilo domates alamazsınız. Sayın Özdağ, lütfen teşekkürünüzü iletin. Canım, değerli arkadaşlar, oy verdiniz, seçtiniz. Ne şikayet ediyorsunuz ey vatandaş diyecekler birileri. Niye şikayet ediyorsunuz? Ben de diyorum ki bizler demek ki doğru yoldayız ve sizi milletimize şikayet ediyoruz. Ve size diyoruz ki yaşatacaklarınız sizin özgürlük değil, yasaklar, adalet değil ve Türkiye'de maalesef fakirlik ve yoksulluk olacak. Nereden biliyorum? Bunu bilmek için önümüze getirdiğiniz bu bütçeye bakmak yeter. Zaten kendiniz bizzat söylüyorsunuz. Bu nedenle bu bütçeye ve bunu bütçe diye önümüze koyan siyasi anlayışa hayır diyeceğiz. Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Özdağ, teşekkür ediyorum.